Arkadaşlar merhaba, ben Üftü Hoca. Fulleten deneme kampında bu konu kampı denemesi serimizde arkadaşlar son videoya geldik. Biliyorsunuz yazım kuralları yaptık, noktalama yaptık, sözcükle ve cümlede anlam yaptık. Bugün onu izlediniz zaten. Ses bilgisi yaptık, sözcükle yapı yaptık. Yani bütün konuları yaptık arkadaşlar, hepsine baktık. Anlatım bozukluğu ve cümle çeşitlerine ihtiyacımız yok. Paragraf için zaten sürekli kamp yapıyoruz. Bir sürü paragraf kampımız var. Bütün kitaplardan, kamplardan zaten gidebilirsiniz. Bugün de arkadaşlar son başlığımız olan artık cümlenin ögelerine bakalım diyorum. Cümlenin ögeleri birlikte bu konu deneme kampımız bitsin. Genel denemede 3 Nisan'a kadar bir hazırlık yapalım. Karıştırılan konulara değinelim. Flash videolar gelsin, show videolar gelsin, rehberlikler vesaireler. 3 Nisan itibariyle de genel deneme kampımız inşallah canlı canlı başlamış olsun. O zaman haydi kalemimizi bulduk hocam. Başlıyoruz cümlenin ögeleriyle. Bakalım arkadaşlar karşımıza neler gelecek. Haydi ilk soru gelsin. Şöyle bir yazayım en azından kaçta kaç yaptığınızı bilmeniz adına. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Benim favori sorum arkadaşlar bu. Favori sorum budur. Hem MSU için hem de TYT için. Ben şuraya bir yazayım da zaman gelir konuşuruz. MSU, TYT hatta KPSS fark etmez. İçinde dil bilgisi geçen bütün sınavlar için arkadaşlar banko sorum budur bu sene. Lütfen dikkat. Hangisinde yer tamlayıcısı yani dolaylı tümeç bir isim tamlaması içerisinde yer almaktadır diyor. Yani sen diyor bir dolaylı tümeci bul, tamlamayı bir yakalan değil mi? Ya, tamlama içerisinde mi yer alıyor? Aman dikkat. Bakalım. Hedeflerine ulaşmak için gecesini gündüzüne katanlar vardı. Gecesini gündüzüne katanlar. Şimdi hocam buradan herhangi bir dolaylı tümeç göremiyorum zaten. Bunu eledim mesela. Dolaylı tümeç hiç yok. Tek tek öge bulmaya gerek yok burada. Okurken çok rahat bölebilirsin. Okulun en yüksek puanlı öğrencisine. Kime? Şu öğrencisine. Tamam bunu yakaladım ben. Burada bariz bir dolaylı tümeç var. Bir devam edelim. Onur belgesi verildi. Peki okulun öğrencisi diyebiliyor muyum? Yani burada bir isim tamlaması var mı? Var. O zaman dolaylı tümeç tamlama içerisinde yer almış. Hangisi kolayınıza gelirse arkadaşlar öyle başlayın. Yani hocam ben tamlamaları çok iyiyim. Tamlamalarda çok iyiyim. Hemen yakalayabiliyorum. Tamlamaları bulursun. Çat bakarsın. Acaba dolaylı tümeç mi? Ya da hocam ben ögelerde daha iyiyim. Önce bir ögeyi bulayım. Dolaylı tümeci bir yakalayayım okurken. Öyle de gidebilirsin. Yani sen neyde zaman kazanacağını düşünüyorsan kesinlikle öyle gitmelisin. Bir zorunluluk hissetme burada. Eve doğru ilerlerken bir anda yanımda eve doğru kalıp ifadeler bunlar. Burada bir tamlamayı seremiyoruz. Geçtim. Havanın hemen şuna bir tik atalım. Bir dakika kalemimiz yazmıyor. Evet devam. Havanın açık olduğunu bildiği için dışarı çıkmak istedi diyor. Burada herhangi bir dolaylı tümeç yok zaten. Yer tamlayıcısı yok. Devam hocam. Bilimsel araştırmaların sonucu daima insanla etkiler. Burada dolaylı tümeç yok. Dolaylı tümece bakmak burada biraz da zaman kazandırıyor. Peki hocam geldik 2 numaralı soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle aynı öge dizilişine sahiptir? Önce cümlemizi bir okuyalım. Okurken kafanızdan mutlaka bölme yapın arkadaşlar. Tabii ki sonradan kalemle altını çiz, üstünü çiz sorun değil. Ama kafadan bölme kesinlikle yapmaya çalış. Bunu alışkanlık haline getir. Çok hızlı çözdürecek sana bu yöntem. Yüz yüze görüşmeyi özlediğini, telefon konuşmalarındaki hasret dolu söylemlerinden anlıyoruz. Şimdi anlıyoruz yüklem. Kim? Biz. Kim anlıyor hocam? Biz anlıyoruz. O gizli özde onu at. Onunla işimiz yok. Neyi hocam? Yüz yüze görüşmeyi özlediğini. Burada belirtim nesne var. B artı olarak belirttim onu. Telefon konuşmalarındaki hasret dolu söylemlerinden neyden anlıyoruz değil mi? Neyden? Nasıl? Değil mi? Söylemlerinden derken arkadaşlar lütfen dikkat. Söylemlerinden dolayı anlıyoruz'u çok rahat söyleyebiliriz. Yani zarf tümlecine gidebilirsiniz burada değil mi? Tamamdır eyvallah. Belirtim nesne zarf tümleci yüklen bakalım. Aile içinde kemer sıkma politikalarının uygulanması... Özne. Geç bunu mesela hemen. Gizli özne olsun çünkü bizde gizli özne var. Kendini ifade etmeyi istediğini sözcükleri seçişinden anlamak çok güzel. Çok güzel. Yüklem ne? Çok güzel vesaire vesaire anlamak. Özne yine cümle içinde kullanılmış. Geçtim bunu da. Kişinin zeka gelişiminde çevrenin etkisini kimse yatsıyamaz demiş. Yatsıyamaz. Kim yatsıyamaz? Kimse. Burada öznemiz belirgin kalınmış. Hocam özne olmaması lazım cümlede. Gizli özne olması lazım. Onu arıyoruz. Hiç tanımadığı insanların arkasından konuşan bireylerin sonu... Pek de hayırlı olmaz. Şimdi hayırlı olmayan ne vesaire vesairenin sonu. Özne var burada yine bunu da eledim. Kompleksiz oluşunu onun insan içinde farklı bir boyutta algılanmasından görüyoruz. Algılanmasından dolayı fark edebiliyoruz değil mi? Aman dikkat görüyoruz yüklem kim? Biz arkadaşlar. Neyi? Kompleksiz oluşunu. Neyden vesaireden? Şimdi neyden sorusu dolaylı tümece de götürebilir sizi. Dolaylı tümece yapmış olsanız dahi normalde neyden sorusundan 3 öge olmasından, belirtim nesneyle başlamasından falan E seçeneğine çok rahat gidersiniz. Ama den dolayı havasını hissettiğiniz zaman zarf tümecini seçmeniz daha mantıklı olur. Geldik hocam 3'e. Hangisinde diyor? Ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır. Ne yapıyoruz hocam? Şunu yapmak en büyük hatadır bu sorularda hatırlayacaksınız. Mesela A'ya bakıyor. Anlamıştım yüklem neyi bunu ne zaman orada şurada kim ne falan filan. Adam tek tek soruyor ve diyor ki hocam tamam bunu doğru bulmuş. Yani burada bir sıkıntı yok.
30 saniye gitti, 40 saniye, belki 1 dakika gitti. Cevap E ise ne yapacağız? Denizli ise ne yapacağız? Hızlı çözmek adına hızlı okumalı. Tamlama bölündüyse çat onu seçmeliyiz. Bakın dikkat. Sabahleyin bu evde uyanınca her şeyin çok güzel olacağını anlamıştım. Böldüm, hiçbir sıkıntı yok. Her gece bu sıkı çalışmayı yapmadan, sıkıcı dedim orada bir karışıklık olmasın. Her gece bu sıkı çalışmayı yapmadan yatmadığını söyledim. Şimdi hocam her gece mi söylemiş bunu? Hayır. Her gece bu sıkı çalışmayı yapmadan yatmadığını. Tamam mı Nesne? Bölmemelisin. Bakın okurken zaten parçalandı gitti. Bak arkadaşların onu bu konuda ikna etmesi onu mutlu etti. Çok güzel. Emeğinizle yaptığınız şeyler gelecekte işinize yarayacaktır. Bakın çok güzel değil mi? Bunlar hep kalıp arkadaşlar. Çok çalışıp da kazanınca bir şeylerin değişeceğini anlamıştır. Anladık diyor değişeceğini. Eyvallah bu da tamamdır. Yani siz size verilen o duraklarda arkadaşlar şu eğik çizgilerde hafif hafif duraksayarak evet bu tamlama bölünmemiş, bu tamlama bölünmüş gibi giderseniz çok daha iyi olur. Tek tek öge bulmayınız. Acayip zaman kazanacaksınız. Devam hocam. Geldik dörde. Aşağıdakilerin hangisinde herhangi bir ögenin açıklayıcısı yoktur diyor. Ögenin açıklayıcısı demek arkadaşlar 2 virgül ya da 2 kısa çizgi arasındaki ara söz demektir. Saygıdeğer öğretmenine dikkat. Dersine en çok katıldığı öğretmenini yine ilgiyle izliyordu. Ha kimi? Saygıdeğer öğretmenini. Bakın burada nesne açıklanmış. Devam. İnsanlar bazen tutkularını, peşinden deli gibi koştukları şeyleri bir kenara bırakabilirler. Aynı şey. Yine ara söz var. Yine kendisinden önceki ögeyi açıklamış. Ulaştığı şeyler, gece gündüz uğruna çalıştıkları onu mutlu etmemişti. Ulaştığı şeyler özne, bu iki virgül arasındaki de öznenin açıklayıcısı. Bu da tamam. Dizilerin sonlarını, merakla beklediği anlarını genelde kaçırmazdı. Belirtim nesnenin açıklayıcısı yine. Sözlerine dönüp dönüp yanına gelenlere bakıyordu. Dikkat! Yani burada iki tane virgül yok zaten. Olsa da herhangi bir açıklama zaten sezilmiyor. Doğru cevap kesinlikle E olacak. Bakın arkadaşlar 4 soru oldu ama 40 soru çözmüş kadar olduk. 40 soru. Çünkü burada her soru farklı bir şeye gitti. Her soru farklı bir soru tarzı. Lütfen gidişata bakın. Birbirini tekrar eden soru elimden geldiği kadar kullanmamaya çalışıyorum. Bu cümlenin ögelerinin dizilişi. Ha, burada da artistik bir şey var. Bak inanılmaz bir cümle bu. İnanılmaz bir cümle. Böyle kafa mafa beyin meyin bırakmaz hocam. Hadi bakalım neymiş bu. Yukarı çıkıyorum ifadesindeki yukarı sözcüğü çıkmak ifadesinin içerisinde yer aldığından cümlede gereksiz bir kullanımla ortaya çıkar. Hocam ne oluyor? Bu bir bilgi mi? Yukarıda bir açıklama mı verilmiş? O açıklamaya göre aşağıda bir şey mi inceleyeceğiz? Ne hocam bu? Hayır. Burada bayağı bildiğin hem bir bilgi cümlesi var, bir açıklama cümlesi, hem de ögesini bulacağını bu cümlenin diyor. Bakalım. Yukarı çıkıyorum ifadesinde yukarı sözcüğü, dikkat. Yukarı çıkıyorum ifadesindeki yukarı sözcüğü çıkmak ifadesinin içerisinde yer aldığından, tamam, cümleden gereksiz bir kullanımla ortaya çıkar. Ortaya çıkar yüklem. Ortaya çıkan ne? Yukarı çıkıyorum ifadesindeki yukarı sözcüğü. Özne. Bir kere özneyle başladık. Tamamdır hocam devam. Çıkmak ifadesinin içerisinde yer aldığından bundan dolayı. Değil mi? Neden ortaya çıkıyormuş? Bundan dolayı. Ha bu da zarf tümleci. Tamam. Cümlede. Nerede? Cümlede. Dolaylı tümleç. Eyvallah. Gereksiz bir kullanım. Nasıl? Gereksiz bir kullanımla. Ha zarf tümleci. Sonrasında hocam ortaya çıkmak yüklem. Yani özne zarf tümleci, dolaylı tümleci, zarf tümleci yüklem. Bu ne Allah'ını seversen. Doğru cevap kesinlikle A seçeneği olacak. Bu sorunun da şöyle bir artistliği var. Genelde ben bunu yapıyorum arkadaşlar denemelerde falan. Yukarıda bir bilgi cümlesi yazıyorum. Öğrenci bir anda olan burada bilgi mi veriyor? Hani bir açıklama yapılır da o açıklamaya göre aşağıdaki cümleleri incelersin ya. İşte o tarz bir soru izlenimi yaratıyor. Bu da öyle. Sanki burada bir yukarı yukarıya falan bir öge bilgisi veriyor gibi bize, ama hayır, bu cümlenin ögesini buluyor sana ve tehlikeli de bir cümledir. Bunu fark etmek gerçekten önemli. Bunu yaptıysanız bayağı yol almışsınız demektir. Anladıysanız da şu anki kesinlikle anladınız. İnanılmaz yol aldınız demektir arkadaşlar. Lütfen duvar örmeyin. Hocam anlamadım, kapattım. Aa, devam hocam, diğerlerine bakmaya ihtiyaç duymadık. Bu arada 5 oldu. Evet geldik 6. soruya. Bakalım 6. soru ne der bize? Der ki ben sınavda çıktım çıkacağım hocam der. Bu soru öyle bir soru. Filmin son sahnesinde yönetmeni yönlendirmesi ve oyuncuların bir anda sahneden ayrılmaları. Belli ki bunu devam ettireceğiz. Ve sıralamamız özne, belirtim nesne ve yüklem olacak. Ben sana diyor. Şurayı verdim. Yani özneyi verdim diyor. Şunu yapmaları şuna neden olacak. Bunu çok rahat tahmin ediyorsunuz. Hiç tartışmaya gerek yok. Kafanız rahat olsun. Hocam yok yapamıyorum. Mümkün değil hocam. Sen bunu gözün kapalı yaparsın. Hiç kasma. Lütfen azıcık kendine güven. Lütfen doğal olarak özneyi bana verdim. Yani belirtim nesne ve yüklem arayacağız. Belirtim nesneyle başlayan bir şık olmalı. O an izleyicilerin neredeyse tamamını hayretler içerisinde bırakacak bir durum. Ha, tamamını hayretler içerisinde bırakacak bir durum. Orası tamamen bir tamlama. Doğal olarak belirtim nesneyle başlamadı. Dikkat. Hocam özneyle niye başlamıyoruz? Ya özneyi sana vermiş zaten. Şurası özne. Ne diyor? Sahneden ayrılmaları nokta noktaya neden olacak falan. Yani bir şekilde orası özneyi andırdı. Özneyi verdim ben sana diyor. Sen geri kalanı bul. Filmi izleyip de tekrar izlemek isteyenleri, kimi vesaireyi, tamam, ne yaptı? Şoke etti. Şoke etmek bu arada doğru kullanımdır arkadaşlar. Şok olmak da olur. Şok olmak, şok etmek. Bunlar yanlış ifadeler arkadaşlar. Şoke olmak, şoke etmek doğru kullanımlardır. Aman dikkat. Peki
Neyi hocam? Kimi? Filmi izleyip de tekrar izlemek isteyenlere belirtim nesnemiz var, yüklemimiz var. Zaten verilen kısım özne. Doğal olarak B ile devam edersek özne, belirtim nesne ve yüklem sıralamasını yakalayacağız. C'ye bakalım. Filmin en heyecanlı anı olacakken tamamen ayrı bir bölüm olmuştu. Bu ne Allah'a seversen? Burada neyi, kimi sorusu yok ki. Oyuncuların en zorlandığı anlardan biri olmuştu. Ne olmuştu falan dersen olmaz. Belirtim nesneye gider. Filmin izleyici tarafından beğenilmesinde etken olabilir. Neyde? İzleyici tarafından beğenilmesinde doğal tümece gider. Doğal olarak bununla işimiz de yok hocam. Geldik 7. soruya. Haydi tadını çıkaralım. Bu parçadaki 6 çizgi ifadelerden hangisi farklı bir ögedir diyor. Eller havaya hocam. Başlıyoruz. Gümbür gümbür gelen ayak sesleri. Herkes olduğu yere çivilemişti. Çivileyen ne? Gümbür gümbür gelen ayak sesleri. Öz ne? Net. Yankılanan seslerin açtığı en büyük yara yüreklerdeydi. Ne yüreklerdeydi? Vesaire vesaire. Öz ne? Net. Yürekleri burkan şeyin ne olduğu düşünüldü. Düşünüldü. Ha, birileri tarafından. Düşünülen ne? Yürekleri burkan şeyin ne olduğu. Olsun. Sözde özne ama özne. Bu da özne. Evet. Bu ayak seslerinin etkisi bir süre daha devam etti. Devam eden ne? Bu ayak seslerinin etkisi. Özne. Sanki bir savaş hazırlığının gerektirdiği evet. Tüm güçleri çağırıyordu. Çağırıyordu yüklem. Bu sesler diyor. Bu sesler de özne. Neyi hocam? Sanki bir savaş hazırlığının gerektirdiği tüm güçleri. Neyi sorusunun cevabıdır? Burası belirtili nesnedir. Diğerleri bariz öznedir arkadaşlar. Doğru cevap kesinlikle en seçeneğe uyumak. Geldik arkadaşlar 8'in soruya. Bakalım 8 bizden ne ister? Hemen yazalım şöyle. 8 diyor hocam. Mükemmel. Ne diyor? Özne, zarf tümeci, belirtili nesne ve yüklem sıralamasını arıyoruz. Mesela gün boyunca elindeki telefonu bırakmadı. Kim o? Bir kere gizli özne var burada. Bunu incelemenin hiçbir manası yok. Hızlı bir şekilde okuyalım. Cümlede özne var mı yok mu? Özneyle başlamamız isteniyor çünkü. Biri bir kere eledim. Çünkü özne yazdığına göre bizdeki sıralamada gizli özne değil o. Gizli özneyi öge sıralamasına dahil etmiyoruz çünkü. Tamam, devam. Bu durumu fark eden anne babası da müdahale etmedi. Şimdi burada da zarf tümleci yok. Ne zaman, nasıl gibi bir sorunun cevabı yok. Bunu da çok rahat eledim. Bakın tek tek öge bulsaydık şu an bir numarayı daha yeni yeni bulmaya başlıyorduk arkadaşlar. Lütfen bu yöntemlere dikkat. Soru çözülüşlerine çok dikkat ediniz lütfen. Devam. 3 numaradayım. Ne diyor? Çocukların içine doğdukları teknoloji çağı telefonu daha sık kullanmalarını. Neyi gerektiriyormuş? Daha sık kullanmalarını. Tamam. Teknoloji çağı, özne, telefonu her şey var da zarf tümleci nerede? Yani bu zarf tümlecini bulamıyoruz. Devam. Anne babalar tamam. Kontrollü bir şekilde bak nasıl kontrollü şekilde. Bunu vermelilerdi. Neyi? Bunu vermelilerdi. Yüklem kim? Anne babalar. Çok güzel. Orada her şey var hocam. Doğru cevap kesinlikle de olacak. Gelişim noktasında telefona çocuklar doğru gelişim noktasında telefona neye? Telefona bağımlı olmamalıdırlar diyor. Telefona doğal tümeç yok ki istenenler arasında. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak arkadaşlar. Geldik son sorumuza mı hocam? 9 10 var mı bakalım. 9 güzel tadında. Hemen bakalım. Bu cümledeki 6 çizili öge diyor. Aşağıdan hangisidir? Bakalım. Nevşehir gezisinde fotoğraf makinesi getirmediğini öğrenince ellerindeki telefonların diyor kamera özelliklerini değerlendirmek gibi bir şey yaptılar. Yaptılar yüklem. Kim? Onlar hocam. Gizli özlemiz tamam. Ne yapmışlar? Ellerindeki telefonların kamera özelliklerini değerlendirmek gibi bir şey. Belirtisiz nesne. Doğru cevap kesinlikle A seçeneği olacaktır. Süper hocam. Bence tadında. Çok güzel oldu. 8-9 soruluk bir kısım. Eyvallah hocam. Konu deneme kampını bitirdik. Net. Neye baktık? Cümlenin ögene baktık. Sözcükle cümleden ne baktık? Gün içerisinde zaten onu da bitirmiştiniz. Yazım kuralları, noktalama, sözcükle yapı, ses bilgisi, aklınıza ne geliyorsa sözcük türleri, her şeye değindik arkadaşlar. Anlatım bozukluğu cümle çeşitleriyle vakit kaybetmenize gerek duymadığımız için onu hiç katmaya bile gerek yok bu deneme kampında hocam. Tamamdır. Paragrafa gelince. Paragraf kendi içinde derya denizdir. Kanalımda onlarca paragraf kampı var. Şöyle bir baktım arkama. Arkadaki kitaplardan da görüyoruz. Bir sürü paragraf kitabı var. Onların her birini kampa çevirdik, yaptık. Hepsinin kampı bir şekilde var biliyorsunuz. Sıfırdan paragraf kampı var. Neyin peşindesin? Yakın zamanda yaptığınız paragraf kampı var. Oradan paragraf videolarını mutlaka tekrar tekrar izleyin. Ama tabii ki paragraf videoları bitmez. Sınav anına kadar atmayı inşallah devam edeceğiz. 3 Nisan'da genel deneme kampım başlıyor. Canlı canlı çözeceğiz. Ona hazırlık yapacağız. Şu konu eksiklerini giderelim. Artık flash videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Deneme kampında da bu işi bitireceğiz. Ondan sonra inanılmaz bir sürpriz daha var. Bakalım orada neler olacak. O zaman hadi görüşmek üzere. Faydalı olmaya devam edelim.